Herkese merhaba. Ben Doktor Sinemis Çelik. İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde medikal onkoloji yani tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Kanser görülme sıklığının günden güne arttığı dünyamızda halen kalp damar hastalıkları ölüm nedenlerinin en tepesindeki yerini korusa da kanser önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmakta. Sizlere hazırladığımız ve hazırlayacak olduğumuz diğer kısa videolarımızda özellikle başlangıç olarak kadın kanserlerini ele almak istiyorum. Çünkü kadın kanserleri dediğimiz meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim ve rahim ağzı kanserleri günümüzde kanser yükünün önemli bir kısmını oluşturmakta. Bu hastalıklar kadınlarımızın hayatını, kadınlık algısını, doğurganlığını, iş hayatını ve aile yapısını derinden etkilemektedir. Kadın kanserleri arasında en sık gördüğümüz meme kanseridir. Bunu sırasıyla yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri takip etmektedir. İlk videomuzda içerisinde bulunduğumuz Ocak ayına ithafen öncelikle rahim ağzı yani serviks kanserini ele alalım istiyorum. Serviks kanseri daha önce de belirttiğim gibi kadın kanserleri arasında dünyada 4. sırada yer almaktadır. Her yıl yaklaşık 600 bin kadın serviks kanseri tanısı alırken yine yılda maalesef bunların neredeyse yarısı yani 300 bin kadın hayatını bu hastalık nedeniyle kaybetmektedir. Oysaki serviks kanseri korunmanın mümkün olduğu, aşılama programları ile görülme sıklığının azaltılabileceği, taramalarla etkili bir şekilde kontrol edilebilen ve erken evrede teşhis edildiğinde uygun tedavilerle kür sağlanabilen bir kanser türüdür. Çünkü serviks kanserinin gelişme süreci oldukça uzundur ve çok etkili ulusal tarama programları mevcuttur. Bu nedenle henüz kansere bile dönüşmemiş aşamadayken hastalığa tanı konulabilmekte ve tedavi edilebilmektedir. İşte bu yüzden bu videoları siz kadınlarımızın korkmaması, utanmaması, çekinmemesi, bedenlerine ve sağlıklarına daha çok önem vermesi, en önemlisi de geç kalmaması ve hayatlarını ertelememeleri için hazırlıyoruz. Serviks kanserinde bildiğimiz önemli risk faktörleri vardır. Bu kanser türünün büyük çoğunluğu human papilloma virüs yani HPV dediğimiz bir virüstür. Bu virüs basit bir sihir etkeni de olabilmekle beraber ağır bir rahim ağzı kanserinin de sebebi olabilmektedir. Çoğunlukla cinsel yolla geçiş gösterir. Bildiğimiz diğer risk faktörleri arasında da sigara ve çok nadiren de olsa genetik faktörler yer almaktadır. Serviks kanserlerini önleme stratejilerinden en önemlisi birincil korunma, bilinen risk faktörlerini azaltma ve koruyucu HPV aşılamalarıdır. İkincil koruma yöntemleri ise anormal ya da kansere dönüşme meyilli değişimleri ortaya çıkaran tarama testleridir. Ülkemizde serviks kanseri taramasının geliştirilmesi ve toplumsal tabanla uygulanabilmesi için Pap smear testi, HPV DNA taraması gibi yöntemlerin kullanıldığı programlar bulunmaktadır. Rahim ağzından sürüntü şeklinde alınan Pap smear testi, serviks kanserinden ölümleri yaklaşık %75 oranında azaltabilen bir tarama yöntemidir. Yılda bir yapılacak Pap smear testi ile bir kadının serviks kanserinden ölme riskinin 10.000'de 40'tan 10.000'de 5'e düştüğü tahmin edilmektedir. Bu sebeple Pap smear testi dünya genelinde etkili bir kitle tarama metodu olarak benimsenmiştir. Bir diğer yöntem de serviks tarama testleri içerisinde en objektif ve tekrarlanabilir yöntem olan HPV DNA testidir. Ama unutmayın ki bu tarama rutinlerinin başlama tuşuna basacak olan sizlersiniz. Henüz hastalık haline dönüşmeden, geç kalmadan lütfen tarama programlarınıza başlayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.